Evet, bu videoda Argo CD'yi kuracağız. Argo CD'ye kadar geldik. Bayağı iyi ilerledik. Ingress var aslında ama Ingress'e gelmeden önce hemen bir Argo CD'yi kurup uygulamalarımı ayağa kaldırmak istiyorum artık. Daha sonrasında Ingress'i kuracağım. Argo CD'yi kurmak için Argo CD install derseniz zaten ilk baştaki buradaki adımları takip edeceğiz. Zaten vardı. Bir tane namespace oluşturuyor bu. Hemen geldim Kubernetes konsoluma. Oluştur dedim. Argo CD namespace oluşturuldu ve alttakini de uygularsam çok güzel. Argo CD'yi yaratmış olduk. Bakalım devamında bir şey var mı? Login için bana parola veriyor. Argo CD servisine giriş yapabilmem için. Şimdi servislere bir bakalım. Şöyle biraz genişletirsem. Argo CD Server Redis Repo Metrikler Server bu. Kuvvetli muhtemel bu. Şimdi bu server'a benim erişmem lazım. Normalde şeyle erişirsiniz, tamam, Nginx ile erişirsiniz. Ben buna şimdi load balancer'a çevireceğim bu yapıyı. Dışarıdan da erişebilmek için. Edit dersek Edit Service şöyle bir şey olsa gerek. Okey. Service type load balancer. Diyor ki load balancer yapmak için Argo CD'yi şu komutu çalıştırırsanız olur diyor. Çok güzel. Hemen uygulayalım burada yakalamışken. Oldu bile. Görelim servisleri. Süper. Load balancer yapmış servisimi. Şimdi içeriden normalde işte şu IP ile gidersiniz ama ben dışarıda olduğum için, bu da VPN arkasında olduğu için şununla gideceğiz. Geliyorum. İki nokta üst üste yapıştırdık. Devam et diyorum. Proceed. Evet, süper. Argo CD'nin olduğu yere geldik. Burada admin'di. Password kısmı var mı? Password'ü. Evet. Dördüncü kısımda bu bana parolayı yazdıracak. Base 64 şeklinde yazdırıyor. Şimdi şöyle. Tamam, sizinle beraber bir giriş yapalım buraya. Daha sonra ben bu parolayı bir güncelleme yapayım. Çünkü burada Base 64 dönüştürmesi yapacak. Onu göstereyim size. Şimdi bunu yapıştırdığım zaman bana şöyle bir parola döndürdü. Hatta kendisi güncellemiş olsa gerek. Bir deneyelim, testini yapalım. Süper. Yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Argo CD'deki dördüncü aşamayı takip ederseniz zaten direkt giriş yapacak. Buradan da ayarlardan da account ayarı, login, tokenlar var. Password'ı da değiştirirsiniz. Burada settings'lerde bir yerde olması lazım. Tam hatırlamıyorum. User update password. Okey. Buradan ben parolayı bir güncelleyeyim. Argo CD'yi oluşturduktan sonra şimdi ne yapacaksınız? UI üzerinden devam edeceğim. Anlaşılması kolay olsun. Şimdi repository oluştu, ekleyebilirsiniz. Şimdi bir tane ekleyelim. Benim bir tane repository'm var. Ama size şöyle bir basitçe örnek göstermek istiyorum.
Argo CD Nana'ydı sanırım o. Hatta çıktı şu. Bu arkadaş koymuş buraya. Deployment config dosyası var. Şurası deployment config dosyası. Ne yapıyor? Geliyor GitHub'da burayı okuyor sürekli. Dev dosyasında eğer bir değişiklik varsa güncelliyor. Mesela bunu nasıl yapacaksınız? Bunu kopyalarsak diyor ki API versiyon standart zaten. Tamam, buraya hiç ellemiyorsunuz. Buralarda standart. Buralar repo URL. Burası sizin GitHub URL'iniz olacak. Revizyon head kalabilir. Standart git de böyledir. Ondan sonra destination server'da burası da standart kalacak. Namespace my app bunu değiştirebilirsiniz. Namespace yaratır. Zaten biz bunu direkt uygulayacağız. Konsoldan ben size uygulamayı göstereceğim birazdan. Scenic policy falan filan burada namespace yeniden namespace yaratmasına izin veriyor. Eğer yoksa yaratıyor. Bunlar da self heal demek şu. Yani siz bu namespace'e yeni bir uygulamayı yüklerseniz terminal üzerinden, eğer GitHub'da bu yoksa Argo CD bunu silecek ve güncelleyecek, demek kendini iyileştirecek. Eğer bir hata görüyorsa da sürekli güncellemeye çalışacak. Yaptığı olay bu. Şimdi bunu böylece çalıştırabiliriz. Şöyle bir kopyalayalım bunu. İki tane Nginx dosyası çalıştırıyor sanıyorum burada. Şöyle nerede kopyala, nerede kopyaladık. Geldik buraya. Vim Argo test nokta yaml olsun. İçerisine yapıştırıyorum. Şu ilk başta eğin de ekleyelim. Sonra write q diyorum. Sonra kubectl apply minus f argo test dersem süper. Bağlandı ve bakın şimdi Argo'da neler var. Argo CD'de şöyle gelirsek. Çok hızlı güncellemiş hemen kendini. Ve iki tane de podları oluşturmuş. Yani yapacağımız olay bu kadar basit. Burada daha fazla aplikasyon ekleyebilirsiniz. UI, yani burayı kullanarak da ekleyebilirsiniz. Veya bir YAML dosyasıyla da böyle ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında Argo CD her şeyi kendisi halledecek zaten. Sürekli senkronize olacak şekilde uygulamaları ayağa kaldırıyor bu şekilde.